oyunu değerlendirmek istiyorum. Oyunun dışını pek konuşmak istemiyorum. Sahanın dışına çıkmak istemiyorum. Ama şöyle bir kısaca oyunu değerlendireyim. Bugün oyun planımız, stratejimiz özellikle merkez orta sahada ikili Berat ve Mendy ile oynayıp önde şiddetli baskılar yapıp rakibin baskıda yaptığı hataları doğru bir şekilde kullanmak, direkt oyuna itmek, sonrasında da alıp çalıştığımız organizasyonları iyi kullanmaktı. Oyunun ilk 15 dakikası biz bu oyunu hakim olamadık. Baskıları doğru yapamadık. Özellikle merkez orta sahada daha sert, daha agresif planladığımız rakibi geri döndürmek, püskürtmek gibi bir durumunu oluşturamadık 15 dakikada. O arada da rakibin orta sahasındaki oyuncu sağ ayağından ceza sahasının dışından şut attı. Biz de iki merkez orta sahadan bir tanesi ceza sahası üzerinde, bir tanesi de yanında ve uzaktaydı. Hani karşılamada sıkıntımız vardı. Ve bu gol oldu. Olabilir, bunun içinde var. Devre biterken oyunun süreleri, anları ve dakikaları vardır. Bakarsın yani devre 1-0 bitsin, ona göre hamleler yapacağız diye düşünürken gene kenardan, taç atışından devam eden, çok basit ama enine blok kıran gene merkezde iki tane oyuncum yoktu. Bu sefer buluşup karşı karşıya kaldı. 2-0 içeri girdik. Ama özellikle 15. dakikadan sonra oyuna hakim olduk ama üretken değildik net bir şekilde. Topa sahiptik ama daha fazla üretebilirdik. 1-2 belki yakaladığımız, sonuçlandıramadığımız pozisyonlar vardı ama oyuna ortak olmaya başlamıştık. İkinci yarıda bir değişiklik yaptık. Formasyonumuzu değiştirdik biraz. Tamamen oyunu domine eden bir durumu oluşturduk. Yani devre arası da söyledim. 70 olur, 75 olur hiç sorun değil. Oyuna dahil olacaktık çünkü. Bardi'nin attığı gol, istediğimiz, planladığımız baskılı oyunun tekrarlı hücumlar, kaybettiğimiz topu tekrar almak, topa sahip olmak, rakip de direnç gösteriyor. Sonrasında da bir penaltı ve 2-2 yakaladık. Penaltıdaki pozisyon kırmızı kart mı değil mi bilmiyorum. Hani rakibin hakem penaltıyı verdi. Bunu bilgilendirirler herhalde. Çok da yorum yapmak istemiyorum. Rakip eksik kalabilirdi, bilmiyorum. Söyleyebilirler. Sonrasında da oyun geriden gelip seyircimizin de özellikle hani bunu çok net her zaman söylüyorum. Olumlu olduğunda bizi ittiği, olumsuz olduğunda aşağıya çektiği bir durum var. Özellikle 2-1'den sonra bize verdikleri destekle beraber bizi son derece iyi ittiler. Ve bu arada 2-2 yakaladık. Tamamen oyunu domine edip 3-2'ye belki maçı koparmaya düşünürken yine soruyorum ve bilgilenmek istiyorum. Gerçi bilgilenmeyeceğim, bilgilendirilmeyeceğim. Net seyrettiğim için konuşuyorum burada böyle. Bana göre net. Hatta havadayken iki tane faul. Bir tane de değil. Halil Hoca'da da paylaştım bunu. Halil Hoca da kaçırabilir mi? Oyunun içinde kaçabilir. Ama var diye bir şey var artık yani. En azından çağrılır, bakılır veya karar verilir. Üzüntüm şu. Yani oyun olarak söylüyorum. Bu kadar geri dönüşler, vazgeçmeden oyunu domine edip Avrupa'da ve ligde iyi giden bir takıma karşı geriden gelip maçı kazanmak varken bir yani bana göre değil faul yani ve devamında gol yiyoruz. Ondan sonra çok basit fauller tam lehimize verdi ama o mesafe çok uzaktı. Bu oyunu kaybettik. Olumlu tarafı bizim için geri dönüşler, oyunda sağlıklı tepkiler, vazgeçmeden devam etmek. Bunu biraz daha genele yaymamız lazım. Devre arası ve maç sonu ile ilgili üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içinde 68'e 105'te kalmaya çalışan bir teknik adam olarak söylüyorum. Konuşarak da değiştiremeyeceğim. Uzak kalmaya çalışacağım. Kalabildiğim kadar kalmaya çalışacağım. Devre arası İsmail Hoca'ya da söyledim. Kendi ifade etti mi bilmiyorum. Lütfen hocam dedim. Hani karşılıklı hiçbir şey olmasın. Burada buna benzer çok sıkıntılar yaşandı. Lütfen oyun içinde kalalım. Ondan sonra teşekkür ederim dedi. Maç sonrasında da ne yazık ki ben sadece şunu değerlendirmek istiyorum. PFDK bizle veya rakibimizle ilgili nasıl bir kararlar verecekler, neler gördüler, ne oldular merak ediyorum mesela. Ne çıkacak yani biz de bundan zarar göreceğiz herhalde, rakip de görecek herhalde. Sonunu merak ediyorum. Yaşanmaması gereken. Türk futbolunun artık tamamen kaosla beslendiği, gerginliklerin devamlı yaşandığı, futbolun iyileştirme gücünü bir türlü kullanamadığımız ve daha da sıkıntıya gitti. Şampiyon olduktan 24 saat sonra aslında yeni sezon planlamasını yapılacak.
Ama bu bıraktığımız izler çok sağlıklı izler değil. Onun için üzüntülüyüm bu konuyla ilgili. Hem maçı kaybettiğimden dolayı hem yaşanan olaylardan dolayı çok üzüntülüyüm. Yapacak bir şey yok. Biz hedeflerimizin içinde net bir şekilde duruyoruz. Bugün bizim daha rahat olmamız lazımdı. Tribünün de bizim de. Üçüncülük hedefimizde duruyoruz. Kupada yarı finaldeyiz. Final oynayacağız. Belki kupa kazanacağız. Şimdi sahamız kapanacak belki. Bilmiyorum. Yani bu kadar olaylar oldu. Rakipler ne olacak? PFDK nasıl kararlar verecek? Hiçbir şey bilmiyorum. Onun için üzüntülüyüm. Yani bu kadar güzel 3-2, 2-0'dan 2-2, 3-2'ye dönecek veya rakibin kazandığı oyunu konuşmamız gereken yerde sahanın dışına çıktık yine. Onun için üzüntülüyüm bu konuyla ilgili. Yani dediğim gibi futbolun iyileştirme gücünü kullanmamızı, uslubumuzu ve dilimizi değiştirmediğimiz sürece hep bunu ifade ediyorum. Yüreğimizi ve kalbimizi de değiştiremeyeceğiz. Devresi de konuştum. Devre maçtan sonrasında da hatta hocayı alıp şey yaptım. Yani bir gerginlik bir şey olmasın, yaşanmasın. Bunlar insanların üzerinde kötü yüzler bırakıyor. Elimizden geleni olmaması için yapmaya çalıştık, düzeltmeye çalıştık. Neler yaşandı? Bunu tabii ki raporlar olacak. Çok o tarafında değilim. Bir an evvel ben de oyuncularım ceza almasın, bir şey olmasın diye sahanın içine almaya, ayırmaya çalıştık. Ama işte oyunu konuşamıyoruz. Yine başka bir şey konuşuyoruz. Son 3 maçımızı 2 Avrupa Pendik lig maçı 118 kilometre ortalamayla koşan ve bunun da %10'u yüksek şiddetli mesafe kat ederek buraya oyuncuların ne kadar yıpranmış ve yorgun bir şekilde geldik. Biz ülke puanına puan kazandıran, ülkemizi temsil eden, çeyrek final kalmış bu ülkenin tek Türk takımıyız. Bu akşam da buraya Trabzonspor'u çok iyi analiz ettik. İlk devre oyuna da çok iyi başlayarak bütün oyun kontrolü elimizdeydi. Devreyi 2-0 kapattık. Sonuçta Serdar Aziz'in kasığında bir tane problem olunca Jaden'la da ikinci yarı mecbur bir değişiklikle oyuna başladık. Ama ne olduysa ikinci yarı bir türbin saldırısına uğradık burada. Bana kafama gelen maddeler, vücuduma gelen maddeler. Sonuçta biz futbola hizmet etmek isteyen insanlarız. Ben provoke etmedim, sahanın içinde kaldım. Sahanın içinden şişeleri topladım. Hafif kafamda bir şiş var, omzumda hafif bir ağrı. Bunlar önemli değil. Biz zaten sokaktan yetişmiş insanlarız yani, kendimizi bilen insanlarız. Burada kanatlarda özellikle bekler ve benim kanat oyuncularımın yoğun türbinlerden gelen maddelerden dolayı 2-0'dan sonra ikinci yarı özellikle hiçbir hareket edemedik. Oyunumuz kilitlendi, oyunumuz durdu, oyunumuz bozuldu. Derken maç 2-2 oldu. 60. dakika. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekirdi. Eğer oyuncunun bir kafasına bir madde geliyorsa yönetmeliğe göre, kurala göre hakemin maçı iptal etmesi gerekirdi. Hakem maalesef maçı iptal ettirmedi ve bu şartlarla maçı devam ettirdi. Şimdi ben de Karadeniz insanıyım. Hemen şuradan 45 dakika ileride dede yarım orası Rize. Kadıköy'de biz 3-2 mağlup olduk. 21 maç üst üste kazanan bir Fenerbahçe takımı vardı. 22. maçta biz Trabzon'a mağlup olduk. Maçtan sonra Trabzon'a futbolcular kendi oyuncularını havaya attılar, Uğurcan'ı. Kutladılar. Doğal hakları. Ama ne tribünden ne antrenör ekibinden hiçbir tepki, hiçbir şey olmadı. Alkışladık, kendini tebrik ettik. Biz Kadıköy'de ilk mağlubiyetimizi Trabzon'dan aldık. Buna rağmen çok güzel bir şekilde starttan gittiler. Biz de bugün kazandık. Sonuçta ben Trabzon'un sahanın içinde oyuncuları tebrik ediyorum. Teselli, futbol olur. Sonra bizim oyuncularımı tebrik ederken arkamı döndüm. Bizimkiler sahanın ortasında seviniyorlar. Sevinirken bu sefer tribünler sahaya indi. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta bu işte yenmek de var, kaybetmek de var. Bu maç ilk de olmayacak, son da olmayacak. Trabzon camia takımı çok önemli bir kulüp. Geçmişten bugüne kadar çok büyük başarıları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'de büyük bir camia takımı. Bizim de geçmişten bugüne kadar çok büyük başarılarımız var. Ama bu işlerin böyle devam etmemesi gerekir. Maçtan önce Trabzonspor'u başkanı bizim yöneticilerimizi çok güzel ağırladı. İstanbul'da bizim başkanımız Trabzon'un yöneticileri çok güzel ağırladı. Hiç problem yok. Ama neden Trabzonspor'la Fenerbahçe sürekli karşı karşıya geliyor? Neden bu kadar ortam geriliyor? Ben burayı anlamış değilim. Ortada hiçbir şey yok.
İstanbul'da Kadıköy'de biz mağlup olduk. Çok güzel sevindiler, eğlendiler. Ama biz burada maçı kazanıp oyuncularım ortada sevinmek hakkı değil mi yani? Bir maçta bir futbolcu gol atınca sevinmeyecek mi? Ha türbüne gidip bir hareket yapar, tahrik eder. O ayrı. Onun cezasını ben veririm zaten. Ama normal şartlarda bir yumak olun havaya sıçrayıp seviniyorlarsa bunu yani illa türbünlerin sağa inmesi gerekiyor yani. Buraları aşmamız lazım. Buraları geçmemiz lazım. Çünkü kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yarın gene Trabzon'la oynayacağız. Onlar gene gelecek İstanbul'a, biz oynayacağız. Biz gene buraya geleceğiz oldu. Ama birazcık birbirimize karşı hoşgörülü olmamız lazım. Birazcık da sağduyulu olmamız lazım. Ben işin bu tarafındayım. Sonuçta bugün biz kazandığımız için bu şartlar altında, bu zor şartlar altında, Trabzon zor bir deplasmandır. Bugün oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.